Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vue.js'te ikon komponenti yapacağız arkadaşlar. Hazırsak başlayalım o zaman. Evet. Ben ilk önce projemi oluşturmak istiyorum. Hemen terminalime geldim. CD desktop dedim. Ve Vue create ikon komponent diyorum arkadaşlar. Default olarak Vue.2'de başlatmasını istiyorum. Evet, harika. Projemiz oluştu arkadaşlar. Şimdi projemizi bir ayağa kaldıralım istiyorum. npm run serve dedim. Ve bana 8080 portunda ayağa kalktığını söylüyor başarılı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bizim ilk önce bir ikon bulmamız lazım. Genel proje yapısında da ikon komponenti oluşturalım istiyorum. Ben hemen ikon bulup geliyorum. Evet arkadaşlar, ikonları bulup geldim. Siz merak etmeyin, videonun açıklama kısmında ben zaten bunları paylaşacağım. Siz de buradan alıp kullanabilirsiniz. Şimdi ikon içerisinde ben error koydum, info ve success'i koydum. Şimdi hello world'i şöyle bir silelim istiyorum. App view içerisinden buna gönderdiğimizde silebiliriz. Evet harika. Şimdi ikon komponentimizi oluşturabiliriz. Hemen şöyle components altına base icon nokta view diyorum arkadaşlar. Burada otomatik template yapısı var. Şimdi template'imi oluşturdum. Burada ne yapacağım? Burada component koyuyorum arkadaşlar. Ve is icon component yazıyorum. Ve burayı kapatıyorum. Şimdi script altında oluşturacağım benim aslında bir objem var. Ne objesi bu? Aslında ikonlarımı tuttuğum bir obje, import ettiğim diyebilirim yani. Şöyle hemen const icons diyorum. Ve objemi oluşturuyorum. Şimdi ne yapacağım? Diyorum ki errorsa require bunu slash icons'un altından bana error ikonu getir. Nokta default'unu tabii ki de. Şimdi success'i getirelim. Success'te de require diyorum. Icons altından success'imi getirecek bana default'unu. Ve info için de aynısını yapıyorum. Evet, icons altından yine bunun da default'unu getir. Şimdi export default kısmında bizim aslında bu komponentimizin bir props alması gerekiyor. Ne alacak? Hemen şöyle yazalım. Hatta şuna da bir name ekleyelim. Evet, şimdi props'larımızı yazabiliriz. Props olarak dışarıdan bize name alacak arkadaşlar. Yani ikonumuzun name'i. O yüzden hemen şöyle name dedim. Bir daha obje oluşturdum. Type diyorum ki bunun string. Ve bu gelmek zorunda mı? Tabii ki de. O yüzden require true dedim. Ve burada arkadaşlar bir validator yazmam da gerekiyor. Validator içerisine aslında value dediğim burada ne oluyor? Gelen aslında name'leri oluyor. Burada da ne yapıyoruz? Return diyoruz. Return object nokta prototype has on property call dedim. Ne oluyor burada? Value ve this nokta value ve icons alacak aslında. Burada bu validator içerisinde var mı yok mu diyor. Kontrolünü sağlıyor. Ve ardından ben props'ın altına gelip burada bir completed yazmak istiyorum. Completed'ımızı burada icon komponenti olarak yazacağım ben. Icons içerisinde this.name diyeceğim aslında. Evet harika arkadaşlar. Komponentimizi yazdık. Bakalım çalışıyor mu? Bir kontrol edelim istiyorum. Hemen şöyle geldim. Base ikonu aldım. Şuradan bir de importunu yapayım bunun. Base icon from components'a gitsin. Base ikonu alsın. Hemen şurada bir components oluşturuyorum. Base icon. Süper. Şimdi buna biz bir name yollayacağız değil mi? Name olarak ne yollayalım? İlkten bir success atalım istiyorum. Bakalım success ikonumuz gelecek mi? Gönderdik. Gelmedi. Tabii buna
Bir bakalım konsolumuzda bir hatamız var mı? Yok, süper. Tabi buna bitrate değerleri de vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de height değeri vereceğim. 25'e 20 verdim. Evet arkadaşlar. Burada aslında name'in altına props computed yazmışım. Burada ya bir yanlışlık yapmışım. Kusuruma bakmayın. Düzelttim şimdi. Gördüğünüz gibi ikonumuz da geldi. Hatta şu değerlerini de biraz yükselteyim. Success ikonumuz geldi. Ve diğerleri için de yapalım. Şöyle error dedim ve info dedim. Evet, 3 ikonumuz da geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabi dilerseniz bunları bir obje olarak da verebilirsiniz komponenti. Hepsini arka tarafta kendisi render edecektir mutlaka. Aslında view'da basic on komponentimiz bu kadardı. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.